Değerli arkadaşlar, yurtseverler, demokratlar, aydınlar, ekolojistler, artık şunu kesinlikle kabul etmek zorundayız. Ülkemizin yeni felaketi, acımasız felaketi, vahşi madencilik çalışmaları. Bizim gibi az gelişmiş ülkelerde, demokrasinin kurum ve kurallarınca işlemediği ülkelerde, yargı bağımsızlığına güvenmedikleri ülkelerde, geldikleri gibi her tarafı delik deşik ederek insanlık onurunu aşağılamaya başladılar. Artvin, Gümüşhane, Bergama, Uşak, Eşme, en son olarak Erzincan, İliç'teki manzaralar, felaketler sanki yetmiyormuş gibi burası Ağrı'nın Diyadin ilçesi. Şu gördüğünüz manzara geniş tarım arazilerinin olduğu bir yer ve yanından da geçen bir Murat Nehri var. Bu nehrin en kısa zamanda siyanür depolaması haline geleceğini göreceksiniz. Bir yurttaş kendi geleceğiyle ilgili kararlara burada katılamıyor, her şeyi devletten bekliyor hale getiriliyorsa ve hep korku tapınakları, işkence ve baskılarla hak aramaya başlıyorsa bunun önüne geçiyorlar. Buna itirazımız var. Bu çok uluslu şirketlere yardım ve yataklık etmek suçtur. Buradan Cumhuriyet Savcılarını uyarıyorum. Jandarma komutanları, kaymakamlar, valiler çok geniş yetkileri varmış gibi terör bahanesiyle buralarda gelip bütün arazilerde sınırlı ruhsatları olan veyahut da kaçak ruhsatlı olan işletmelere izin vererek onların koruyuculuğunu yapıyorlar. Bunu doğru bulmuyoruz. Devamlı elinde bir sopa, bu sopayla insanların gözünün içine baka baka tehdit ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar, ekolojistler, aydınlar, tekrar size sesleniyorum. Buna dur demeliyiz. Yurttaşlara yardım etmeliyiz. Bu felaketi yakından görmeye geldim. Davet edildim, gördüm. Çok üzüldüm. Yani gördüklerimizin yanında daha bir felaketin geleceğinin ayak izleri burada. Hani İliç'te nasıl toprak altındaki canları çıkaramadılar, çıkarmaya uğraştılar, başaramadılar. Ve hala yeni çalışmalara devam ediyorlar ve Soma'daki maden onları hiç ürkütmedi. Onca felaketler onların içini hiç acıtmadı. Burada felaketlere gebe köylüleri korkutarak, topraklarını zorla satmaya iterek ve tecrit ederek yapılan bu uygulama insanlık onuruna yakışmıyor. Devlet olma görevini anayasadan alır. Hükümetler bu yasalara dikkat edecekler. Herkes suç işleyebilir. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, vekiller de suç işleyebilir. Çünkü onun tanımını yaparken ayırmıyor. Değerli arkadaşlar, şuraya bakın. Şu kadar köy içinde geçen Murat Nehri'ne dünyanın en ağır metalleri olan siyanür, antimon, arsenik, civa gibi ağır metaller dökülecek. Burada açık havuz var. Burada kimsenin denetim gücü de olmayacak. Şirketler kendi kendini denetleyecek, raporlara verecek, bütün pisliği bırakacak, gidecek Kanada'ya, Avustralya'ya gidecek, para kazanacak ve serveti bölüşecekler. Biz duruş istiyoruz. Duruşun bedellerini ödemek de istiyoruz. Bir toprağı savunmak, hayatı savunmak, geleceği savunmak o kadar duygulu bir şey ki bunu ne terörle anlatabilirsiniz ne de tapınaklarla korkutabilirsiniz. Korkunun ecele faydası yoktur. İtirazımız var. Devam edeceğiz. Devam etmek konusunda da kararlıyız.